Evet arkadaşlar, yeni bir dersten herkese selam. Bu dersimizde yine okuma parçamızı önce okuyup arkasından tercümesini başlayacağız. Benden size tavsiye, öncelikle bunu kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra da birlikte yapalım inşallah. Zwei Freundinnen und eine geniale Idee. Wir schreiben das Jahr 2010. In Deutschland grassiert das Schweinegrippe-Virus und Hygiene wird großgeschrieben. Die beiden Kölnerinnen Tanja Sinnstein und Katharina Obladen besuchen die 12. Klasse und nehmen an einem Schülerwettbewerb teil, bei dem innovative Produkte gesucht werden. Inspiriert von den damaligen Top-Thema Hygiene und Sauberkeit überlegen Sie, welche Oberflächen in öffentlichen Einrichtungen am unappetitlichsten sind. Ganz oben auf Ihrer Liste stehen die Handläufe von Rolltreppen. Die sind nicht nur eklig, sondern es kann auch gefährlich werden. Wenn man sich nicht daran festhält, man könnte sich also nicht nur infizieren, sondern auf Rolltreppen auch stürzen. Die beiden tüfteln deshalb an einem Gerät, das Rolltreppenhandläufe in Sekundenschnelle mit UV-Licht, Ultraviolettlicht desinfiziert und melden ein Patent an. Eine pfiffige Produktidee für das spätere Startup, das sie 2016 nach ihrem Studium gründen. Ihre 6 Kilo schweres Desinfektionsmodul arbeitet im Rücklauf der Treppe und steckt inzwischen sogar in der 82 Meter langen Rolltreppe der Elbphilharmonie, dem neuen Wahrzeichen Hamburgs. Die Konzertbesuche können sich auch zu Zeiten einer Pandemie beruhigt am keimfreien Handlauf festhalten und gelangen so sicher nach oben. Evet, şimdi parçamızı tercüme edelim. Zwei Freundinnen und eine geniale Idee. İki kız arkadaş ve çok zekice bir fikir. Wir schreiben das Jahr 2010. Biz 2010 yılından yazıyoruz. Yani 2010 yılında gerçekleşen bazı olaylar hakkında yazıyoruz demek bu. In Deutschland grassiert das Schweinegrippe. Demek ki her zaman bu virüsler olacak. Önceden de varmış. 2010 yıllarında da domuz gribi vardı. O zaman da in Deutschland, Almanya'da grassiert yayılıyordu hızlı bir şekilde. Grassiert bir böyle pandemi, krankheit gibi şeylerin hızlı şekilde yayılması anlamına geliyor. Das Schweinegrippe virüs. Domuz virüsü hızlı bir şekilde Almanya'da yayılıyordu. Und Hygiene wird großgeschrieben. Wird großgeschrieben, büyük yazılır demek. Yani aslında bu çok önemlidir. Bizim için bu çok önemli bir yer teşkil eder anlamında. Die beiden Kölnerinden, Kölner, Kölnlü anlamına geliyor. İşte Aachener, Aachenlı. Efendim işte Hamburger, Hamburglu gibi manalarına geliyor. İki Kölnlü, Tanja Sinnstein ve Katharina Obladen besuchen die 12. Klasse, 12. sınıfa gidiyorlar. Und nehmen an einem Schülerwettbewerb teil. Teil, nehmen, katılmak demek. Ve bir öğrenci yarışmasına katılıyorlar. Yani bu herhalde bir olimpiyat gibi bir şey. İşte matematik olimpiyatları oluyor. İşte değişik bilgi yarışmaları oluyor. Veya işte bir ürün icat etme tarzında böyle. Türkiye'de de TÜBİTAK'ın yapmış olduğu bu çeşitli yarışmalar oluyordu. Bunlar da böyle bir yarışmaya katılıyorlar.
Bei dem innovative Produkte gesucht werden. O Wettbewerb ki, yani o yarışma ki, onda yaratıcı ürünler bulunabilir, keşfedilebilir. Gesucht werden, yani orada böyle sürekli yaratıcı, inovatif ürünler ortaya çıkar diyelim. Inspiriert von den damaligen Top-Thema. İnspirieren, ilham almak demek. Von den damalig, o zamanki ana konu Top-Thema hijyen. Hijyen konusundan ilham alarak und Sauberkeit ve temizlikten ilham alarak überlegen sie, üzerinde düşünüyorlar. Welche Oberflächen, hangi yüzeyler in öffentlichen Einrichtungen, açık, halka açık yerlerdeki Einrichtungen, böyle döşemeler, halka açık, insanların dokunduğu, temas ettiği böyle yapılar, döşemelerden hangisi am unappetitlichsten? Appetit, iştah demek. Unappetit, iştahsızlık. Am unappetitlichsten de en iştah keseni demek. Yani bu aslında yemekle alakalı bir şey ama böyle tiksindireni diyelim yani. Hani bunların hangisi insanı daha çok tiksindirir? Dir. Yani sind. Onlardan hangisi insanı, halka açık yerlerden hangisi insanı daha çok tiksindirir diye düşünmüşler. Ganz oben auf ihre Liste, listenin en üstünde stehen die Handläufe von Rolltreppen. Rolltreppen, merdivenler. Handläufe de korkuluk demek. Handläufe von Rolltreppen, merdiven korkulukları gelmiş. Niye? Çünkü insanlar sürekli ellerini oradan tutarak aşağı iniyorlar düşmemek için. Ve bundan dolayı da her türlü mikrobun bulunabildiği yerler. Die sind nicht nur eklisch, işte bu Handläufe var ya, die dediği ona gidiyor, ona raci yani. Sadece iğrenç değil, aksine sondern es kann auch gefährlich werden. Aynı zamanda buralar tehlikeli de olur diyor. Yani merdivenleri de burada düşünebiliriz. Genel olarak merdivenler ve onların işte tutamaçları, korkulukları. Wenn man sich nicht daran festhält, eğer iyi bir şekilde tutulmazsa, yani oradan sağlam tutulmazsa, bu aynı zamanda tehlikeli de olur. Yani hem iğrenç, pis, hem de tehlikeli olur tutulmadığı zaman. Man könnte sich also nicht nur infizieren, o zaman bu korkuluklar sadece temizlenmemeli, sadece enfeksiyon düzeltiyorum. Man könnte sich also nicht nur infizieren. O zaman bu korkuluklar sadece enfeksiyon kapmaz, sadece kirlenmez. Sondern auch auf Rolltreppen auch stürzen. Aynı zamanda merdivenlerde de düşülebilir de, stürzen düşmek demek. Yani merdivenler başlı başına problemli bir yer diyor. Hem kirlilik çok olur, hem de Rolltreppen stürzen, kayılıp düşülebilir. Die beiden Töchterin, die beiden dediği o iki kızımız, iki öğrencimiz, Töchterin bir şeyin üzerine enine boyuna düşünmek. Yani şöyle nasıl bir mit etwas Geduld, şöyle demiş, biraz sabırla daran arbeiten, bir şey üzerine çalışmak, o da darüber ya da nachdenken, wie man ein schwieriges Problem lösen kann, wie man zor bir problemi nasıl çözerim, çözülür, bunun üzerine düşünmek demiş. Yani o ikisi düşünüyorlar bunu, böylece an einem Gerät, bir alet üzerine düşünüyorlar, çalışıyorlar, tasarlıyorlar. Das Rolltreppen Handläufe in Sekunden schnelle mit Ultraviolet desinfiziert. Merdiven korkuluklarını Sekunden schnelle, saniyeler içerisinde mit Ultraviolet, ultraviyole ışıkla temizleyecek bir geret, bir alet üzerine düşünüyorlar. Und melden
ein Patent an. Ve ne üzerine düşünüyorlar? Bir de onun patent başvurusunu yapma üzerine düşünüyorlarmış. Eine pfiffige Produktidee, bu çok kurnazca fikir, kurnazca ürün fikri, für das spätere Start-up, o ürün ki bunun için daha sonraları başlayacaklar, yani start verecekler. Das sie 2016 2016 yılında nach ihrem Studium gründen. Üniversite eğitimlerinden sonra, yani o zaman 12. sınıftaymışlar. Üniversiteye gitmişler, bitirmişler ve bitirdikten sonra bunu hayata geçirmişler. Özür dilerim. Ihr 6 kilo schweres Desinfektionsmodul, onların o 6 kiloluk ağırlığındaki temizlik modülü arbeitet im Rücklauf, geriye doğru çalışıyor. Der Treppe, merdivenlerden geriye doğru çalışıyor. Und steckt inzwischen sogar in der 82 Meter langen Rolltreppe. Ve aynı zamanda bu çalışan modül var ya, steckt, bu takılıdır bu arada. Sogar, inzwischen, sogar. Bu arada bunu da kurmuşlar, yani hayata geçirmişler. In der 82 Meter langen, 82 metre uzunluğundaki Rolltreppe de Elbphilharmonie. Elbphilharmonie bir alışveriş merkezinin merdivenlerine takılıdır diyor bu alet. Den neuen Verzeichen Hamburgs. Hamburg'un yeni simgesi olan Elbphilharmonie alışveriş merkezinin 82 metre uzunluğundaki merdivenlerine de ayrıca bu kurulur diyor. Die Konzertbesucher können sich, herhalde orada salon var yani, anlaşılan demek ki bir konser salonu var. Konser ziyaretçileri können sich yapabilirler. Auch zu Zeiten, bu zamanda, aynı pandemi, bu pandemi zamanında yapabilirler. Ne yapabilirler? Beruhigt, çok rahat bir şekilde, böyle kendileri rahat etmiş bir şekilde. Am keimfreien Handlauf. Keim mikrop demek. Keimfreien mikroplardan arınmış, mikropsuz olan korkuluklara Handlauf festhalten. Sağlam bir şekilde tutunabilirler. Und gelangen so sicher nach oben. Ve böylece gerçekten yukarıya doğru tırmanabilirler, hareket edebilirler diyor. Evet, parçamız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hatalarımız, eksiklerimiz varsa elbette söyleyebilirsiniz. Her türlü yoruma açığız. Kanalıma abone olmadıysanız tekrar onu hatırlatmış olalım. Abone olun. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.